Şöyle bir özet olarak neler yaptığımıza bakarsak, yani aslında buna pipeline diyebiliriz. Yani genel olarak bu NLP ile duygu analizi pipeline'ına bakacak olursak, elimizde şu gördüğünüz ham, işte raw data dediğimiz ham tweet var. Onu bir pre-processing'den geçirerek işte Happy Learn NLP gibi, yani aslında hani bunları stemming'den de geçmiş gibi düşünün. Hani bütün o az önceki notebook'ta, aradan önceki notebook'ta yaptığımız aşamalarla şu hale getiriyoruz. Bu hale getirdikten sonra da Feature Extraction dediğimiz, genel adıyla Feature Extraction olan yöntemi uygulayarak pozitif frekansların toplamı, negatif frekansların toplamı ve bu bias terimi olan bir ile birlikte üç boyutlu sayısal bir temsile çeviriyoruz elimizdeki tweet'i. Şimdi bu aşamada o size ta en baştaki slide'da gösterdiğim büyük X, amacımız şu anda bu büyük X'i bu tahmin fonksiyonuna sokmadan önce büyük X'i sayısal hale getirmeyi. Yani elimizdeki işte 5000 tane tweet'i, hani 5000 ise 5000 tane tweet'i bir matris halinde artık algoritmaya beslenebilir hale getirmiş olmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla elimizde tweetler vardı. Tweetlerden bu pre-process edilmiş, ön işleme edilmiş versiyonlarına geçtik. Oradan da üç boyutlu temsillerine geçtik. Şimdi bu üç boyutlu temsilleri ne yapıyoruz? Aslında konuşmuştuk. Sanıyorum Erhan'la konuşmuştuk. Buradaki her bir satır bir tweet'i temsil ediyor. Yani benim M tane tweet'im varsa M satırlık ve 3 sütunluk bir veri matrisim. Ya da işte future matris de diyebiliriz. Hani benim ham veriden çıkardığım öz niteliklerin, yani future'ların bir matrisini elde etmiş oluyorum. Bu da bana işte o kocaman X, işte büyük X olan aslında veri kümemin sayısal halini vermiş oluyor özetle. Bunu yaparken böyle bir genel, bunu pseudocode gibi düşünebilirsiniz. Elimizde tweetlerimiz var ve etiketleri var, label'ları var. Tweetlerle ve etiketlerle frekanslar, işte buildFrex fonksiyonunu çağırıp bu pozitif ve negatif kontekst içindeki frekansların olduğu dictionary'yi elde ediyoruz. Sonra bu büyük X matrisini M3 şeklinde NumPy zeros kullanarak initialize ediyoruz sıfırlarla. Sonra for i in range M, yani tüm tweetler için tweet'i process tweet'ten geçiriyoruz. Tweet process ettik, yani ön işlemeden geçirdik. Sonra da extract futures kısmında o tweet için o tweet'i sayısal hale getirip, ön işlenmiş halini sayısal temsile getirip bu matrisin i'nci elemanına atıyoruz. Burada bir indentation sorunu olmuş. Bu sanıyorum ki şeyden kaynaklı. Deep Learning AI'dan kaynaklı bir indentation sorunu olmuş. Ya yani bunların böyle yan yana alt alta olması lazım. Vay canına. Evet. Yorum için teşekkürler. Tamam. Şimdi lojistik regresyona geçmeden önce ikinci bir notebook'umuz var. Bu notebook'ta yine bizim kod yazmamıza gerek yok. Hani bizim için hazırlanmış kodda neler olup bittiğini anlayalım diye bizim için hazırlanmış bir notebook. Şimdi onu açabiliriz. GitHub'tan indirdiğiniz repo'da işte notebook 02 şeklinde olması lazım. Visualizing word frequencies notebook'u. Herkesin açması için yine bir 20 saniye zaman verelim. Burada bu notebook'ta bu buildFrex fonksiyonunun işte ne yaptığını, nasıl bu dictionary'yi oluşturduğunu göreceğiz. Sonra da aslında hani veri kümesindeki bu kelimeleri, ya yani bu tokenları daha doğrusu böyle bir görselleştirmeyle enteresan bir şekilde, güzel bir şekilde göreceğiz.
Şimdi buradaki ilk adımlar, mesela ilk adım zaten import etmek için. Yine burada NLTK var. Dataset'i çekmek için Twitter Samples şeyi var. Importu var. Görselleştirme için Matplotlib var ve scientific hesaplama yapabilmemiz için matris vektörleri efektif kullanabilmemiz için NumPy kütüphanesi var. Şimdi Process Tweet'i görmüştük. Onun yaptığı şeyi biliyoruz. Teksti temizleyip çok pardon. Ha. Teksti temizleyip, tokenize edip stop word'leri siliyor ve köklerine çeviriyor. BuildFrax'te birazdan göreceğiz. Pozitif label'ları olan ve negatif label'ları olan kelimelerin ayrı, yani aynı kelimenin pozitifte ve negatifte ayrı ayrı olarak kaç defa geçtiğini saymamızı sağlayan dictionary'yi oluşturacak. Stop word'leri yine indirdik ve utils dosyası içinden process tweet ve buildfrax fonksiyonlarını çektik. Buradaki kod şeyle aynı. Bir önceki notebook'la oldukça aynı. Pozitif ve negatif tweetleri okuyoruz. Sonra onları concatenate ediyoruz. Concatenate etmek demek hani iki listeyi birleştirmek demek. Yani pozitif ve negatif tweetleri tweets diye genel bir listede birleştirdik ve sayısını ekrana bastırdık. 10 bin tane tweetimiz var. Şimdi data tamam. Yani ham data x olarak tamam ama y'ler de bize lazım. Yani label'lar da bize lazım bu frekansları oluşturmak için. Şimdi şu koda genel olarak baktığımızda önce içeriden başlayalım. NumPy once. NumPy once'ın yaptığı şey içeriye koyduğunuz uzunluk kadar yani sayı kadar birlerden oluşan bir vektör oluşturuyor. Eğer tabii tek bir argüman koyarsanız vektör oluşturuyor. İki argüman koyarsanız matris de oluşturabiliyor birlerden oluşan. Burada tek bir argüman var. Dolayısıyla pozitif tweet sayısı kadar yan yana birlerden oluşan burada bir vektör oluşturuyoruz. Aynı şekilde sağ tarafa bakarsak negatif tweet sayısı kadar yan yana sıfırlardan oluşan bir vektör oluşturuyoruz. NumPy append kullanarak bunları birbirine yine aslında concatenate etmiş oluyoruz. Yani elimizde 5000 tane bir, 5000 tane sıfırdan oluşan 10 binlik bir vektörümüz var burada. Sıralamaya dikkat etmek lazım. Şimdi burada başa pozitif tweetler için birleri koyduk. Sona negatif tweetler için sıfırları koyduk. Dikkat ederseniz X'te de yani datada da başa pozitif tweetleri sona negatif tweetleri koymuştuk. Yani burada her bir tweet'e karşılık gelen etiketin, label'ın doğru şekilde tweets ve labels değişkenleri içinde doğru şekilde sıralı bir şekilde tutulması gerekiyor. Peki. Devam ettik. Burada Python'da dictionary'lerle alakalı genel bilgiler var. Mesela merak ettiğim için yine bir poll açacağım. Hani aranızda ya dictionary ile daha önce hiçbir ilişkisi olmayanlar no. Dictionary ben daha önce kullandım diyenler yes işaretleyebilir mi lütfen? Which one is correct'i yine sallayabilirsiniz. Dictionary kullandım, yes. Dictionary ile alakam bile olmadı no. Güzel. Güzel. 44 kişi oy vardı. 43 kişi kullanmış, bir kişi kullanmamış. Kullanmayan anket görünmüyor. Problem olabiliyor şeye göre. Zoom versiyonunuz eğer güncel değilse Nasıl şimdi? anket görünmeyebiliyor zannedersem. Yani Zoom versiyonunuzu her dersten önce güncellemenizi, hani bazen güncelleme geliyor, bazen otomatik yapıyor, bazen yapmıyor. Neyse şeyin esprisini yapacaktım. Python şey daha önce Python'da dictionary kullanmayan dersten sonra beni görsün falan gibi. Tamam. Yani bir kişi o bir kişi de burayı takip etsin. Hani dictionary'ler çünkü oldukça hani basit ama güzel veri tipleri. Dictionary dediğimiz şeyde bir key var, anahtar var, bir de value var yani değer var. Key herhangi bir şey olabilir, value da onun karşılığında herhangi bir şey olabilir. Yani veri tipi olarak burada bir kısıtlama yok. Ve
With a few restriction on keys aslında var. Hani daha detaylı şey yapmak lazım ama hani bizim kullanacağımız kontekstlerde bu sıkıntı yaratmayacak. Mesela dictionary'ye yeni bir key eklemek için işte bu şekilde tırnak içindeki yazıp sonra değeri atayabiliriz. Bu mesela string'den integer'a map eden bir dictionary. Ama biz mesela tuple'dan yani göreceğiz birazdan tuple'dan bir value'ya map edeceğiz. Key eğer değerine bakmak istediğiniz key dictionary'de varsa hata almadan değerini görüyorsunuz. Ama böyle bir key dictionary'de yoksa o zaman key hatası, key error alıyorsunuz. O yüzden şöyle bir if else kullanmak ya da dictionary'nin get metodunu, get fonksiyonunu kullanmak güzel bir fikir. Eğer key one dictionary'de varsa, yani Python'ın güzelliği gerçekten yani böyle çok net bir ifade. If key one in dictionary, o zaman item found değerini bastırıyoruz. Yoksa da not defined diye burada hata verdiriyoruz. Aynı şekilde daha önce görmediyseniz dictionary'de get diye bir fonksiyon var. Get fonksiyonu eğer bu key'i bulursa onun değerini döndürüyor. Eğer bu key dictionary'de yoksa o zaman şuraya verdiğiniz parametreyi döndürüyor. Yani burada eğer key 1 yoksa eksi 1 dönecek. Yani buradaki key yoksa eksi 1 dönecek, varsa key'in kendisini dönecek. Mesela key 9 yok sanırım. Gördüğünüz gibi eksi 1 döndü. Yes, okay. Şimdi gelelim dictionary'yi, hani bu kelime frekans dictionary'sini nasıl oluşturacağız? Burada direkt olarak utils py içindeki fonksiyon verilmiş bize. Bu tabii şey değil, kod olarak değil, aslında yazı olarak verilmiş yani. Oradan kafanız karışmasın. Run ettiğinizde gerçekten run etmiş olmuyorsunuz. Şimdi burada input olarak tweetleri ve label'ları alıyor. Yani tweets ve vies, işte label'lar geliyor. Tweet bir liste, bir Python listesi. Y'ler de m çarpı birlik array. Yani aslında m boyutunda bir vektör. İçerisinde işte birleri ve sıfırları barındırıyor hatırlarsanız. İlk başta yaptığımız şey bu dictionary'yi doğru şekilde oluşturabilmek için, yani daha işte kolay şekilde oluşturabilmek için bu NumPy array'ini, yani y'lerin olduğu NumPy array'ini Python listesine çeviriyoruz. Çok pardon. Eğer y burada zaten liste ise bu pek bir şey yapmayacak. Yani etkisiz eleman gibi olacak. Ama y bir NumPy array ise, şimdi bunun y'nin boyutları m çarpı 1 olduğu için NumPy squeeze ile m çarpı 1'deki o 1'i yok ediyoruz. Yani sadece m boyutunda. Hani m çarpı 1'lik array'in o çarpı 1'i gidiyor. M'lik bir şeye sıkıştırmış oluyoruz onu. Yani burada hiçbir veri kaybı yok aslında. Sadece hani shape olarak şeyin array'in shape'i değişiyor. Sonra da toList dediğinizde bunu bir NumPy array'den, hani m boyutunda bir NumPy array'den m boyutunda bir Python listesine çeviriyorsunuz. Sonra boş bir frekans dictionary'si ile başlayıp y'ler ve tweetler için, işte y listesindeki ve tweet listesindeki zip kullanmışsınızdır daha önce. Kullanmadıysanız hani y listedekileri y'ye, tweet'tekileri sırayla tweet'e atıyor. Mesela sıralamanın önemi burada ortaya çıkıyor. Hani siz burada pozitif tweet'lere 0, negatiflere 1 ya da sırayı ters ya da yanlış verdiyseniz mesela burada aynı tweet'e karşılık aynı etiket gelmeyecek. O yüzden ona dikkat etmeniz gerekiyor. Forward in process tweet, yani tweet'i process tweet fonksiyonuna sokuyoruz ve bunu bir for döngüsü içinde yapıyoruz. O yüzden burada word process tweet çalıştıktan sonra pre-process edilmiş bir kelime, bir şey olacak. Kelime ya da token olacak. Sonra bir tuple olarak word'ü ve etiketini böyle yan yana koyuyorsunuz. Buna pair diyorsunuz. Sonra eğer pair pair frekans listesinin, frekans dictionary'sinin içindeyse o zaman değerini bir arttırıyorsunuz. Yani o pair'ın
Bu bir frekans dictionary'si olduğu için hani bir kere daha gördüm ben bu pair'ı diyorsunuz. Eğer dictionary'de yoksa böyle bir pair'da ilk defa ekleme işlemini yapıyorsunuz. Frex pair eşittir bir diyerek. Bütün bu döngünün sonucunda, bu for döngüsünün sonucunda elinizde bir frekans dictionary'si oluyor. Ya da demiş burada şey yapabilirsiniz hani if else yazmak yerine dictionary'nin get fonksiyonunu kullanarak eğer pair dictionary içerisinde varsa onun value'sunu döndür ve ona bir ekle sonra tekrar eşitle şeklinde. Eğer pair dictionary'nin içinde yoksa o zaman sıfır döndür bir ekleyerek bunu yeni bir key olarak yarat şeklinde böyle güzel bir if else kullanmadan da yazılabiliyor. Okey, yani frekans dictionary'sinin burada nasıl oluştuğunu ve mantığını anladık, değil mi? Soru varsa sorabilirsiniz. Bölebilirsiniz yani. Şimdi ben bu şeyi çalıştırıp yani bütün tweetler, bakın burada 10 bin tane tweet var. 10 bin tane de label var. Bunu bilgisayarınızda, kendi bilgisayarınızda çalıştırıyorsanız bunun çalışması biraz sürebilir. Çünkü hani 10 bin tweet'in içerisindeki işte token her bir token'ın üzerinden falan geçiyor. Burada iki tane iç içe for döngüsü var. Birazcık zaman alabilir. Ama bittiğinde burada şeyi göreceksiniz. Çalıştığını göreceksiniz. Print ettiğiniz zaman yani direkt olarak bu dictionary'yi print ettiğiniz zaman böyle biraz anlaması zor. Hani gözle ayırt etmesi zor. Bir takım şeyler çıkıyor. Örnek olarak birkaç tanesini inceleyelim. Mesela Follow Friday kelimesi pozitif kontekste 25 defa geçmiş. Top kelimesi pozitif kontekste 32 defa geçmiş. Engage hani kök olarak engage'in kökü pozitifte 7 defa geçmiş gibi. Bu tarz bilgiler alıyoruz. Negatiflere de bakalım. Hatta emojiler var. Mesela kalp emojisi negatif kontekste sadece 4 defa geçmiş. Başka pozitifteki emojilere de bakalım. Kalpe atılan ok emojisi pozitif kontekste 3 defa geçmiş gibi böyle ilginç bir şekilde bilgileri gösteriyor. Ama hani biraz da karmaşık gösteriyor aslında. Yani bunu mesela sunum yaptığınız kişiye bu şekilde değil de böyle daha işte görselleştirerek ve daha güzel bir şekilde bence göstermek istersiniz. Hani bizim veri kümemizde böyle kelimeler varmış ve işte böyle işler yapıyorlarmış. Hani pozitif kontekste bu kadar varmış, negatifte bu kadar varmış gibi şeyler yapabilirsiniz. Peki, ne yapalım? Önce mesela bazı kelimeleri seçelim. Yani çünkü bu kelimelerin tamamını bastırmak zor olacaktır. Burada 13.076 tane entry var. Hani pozitif negatif kontekste aynı kelime tekrar geçebileceğinden hani belki ortalama burada işte 7.000 kelime falan vardır gibi düşünebiliriz toplamda. Hani pozitif negatif kontekst çarpı 2 gibi oluyor çünkü neredeyse. Bazı kelimeleri seçtik. Mesela happy, merry, nice, good, bad, kalbi, işte gülücük emojisi, sad emoji falan böyle bir takım şeyleri seçmişiz. Bir tane liste oluşturup şöyle yapacağız. Bu liste içerisinde kelimenin kendisi string olarak pozitif olarak ne kadar geçmiş, negatif olarak ne kadar geçmiş şeklinde kelime bazında. Yani bakın burada hani tweetle karıştırmayın. Hani burada tweet'i değil, kelimeleri aslında visualize edeceğiz. Veri kümesindeki kelimelerin frekanslarını visualize edeceğiz. Key listemizdeki her bir kelime için yani gidip frex içerisinden bu frekans dictionary'si içerisinden pozitif sayısını çekiyorum. Yine frekans şeyi içerisinden dictionary'si içerisinden negatif olan frekansını çekiyorum. Sonra da data append şeklinde bu keys listesindeki bütün elemanlar için bu aşağıda gördüğünüz şeyi oluşturuyorum. Mesela happy pozitif kontekste 211, negatifte 25 geçmiş gibi. Burada mesela ilginç bir şeyin hemen dikkatinizi çekiyor olması lazım.
Gülücük 3568 kere pozitif kontekste geçmiş. Ağlayan surat 4571 kere negatif kontekste geçmiş. Bakın zaten 5000 pozitif, 5000 negatif tweetimiz var. Gülücük pozitif, negatif tweetlerde 2 defa, ağlayan suratlı pozitiflerde 1 defa geçmiş. Yani sadece gülücük ve ağlayan surat üzerinden rule based bir model yapsanız demek ki %50'den fazla accuracy'ye ulaşacaksınız bu veri kümesi üzerinde. Mesela bu enteresan. Yani çok az geçen kelimeler de var, çok fazla geçen kelimeler de var. O yüzden bu kelimeleri görselleştirirken logaritmik skalaya almak mantıklı olacak. Yoksa gülücüğün pozitif kısmı, yani şöyle bir şey çizeceğiz bu arada. Hani x ve y, şey y ve x ekseni, y ekseni mesela pozitif sayılar olacak, x ekseni negatif sayılar olacak. Noktalarda bu kelimelerin ya da emojilerin nerede olduğu olacak. Yani bir scatter plot çizeceğiz. Şimdi 3568 scatter plotun çok yukarılarında olacak. Ama mesela 1 gibi 0 gibi sayılar var. Bunlar çok aşağılarda olacak. Bu görselleştirmenin daha güzel, hani daha böyle göze hitap eder şekilde yapılması için biz bütün bu sayıları logaritmik skalaya çekeceğiz. Yani yumuşatma yapacağız aslında. Smoothing gibi bir şey yapacağız burada. Görselleştirme kodunun içine çok fazla girmeyeceğim. Burada görüyorsunuz bir plot oluşturuluyor, subplot. X'ler için x ekseninde pozitifleri, y ekseninde negatifleri kullanacağız. X'ler için bu datadaki her bir x1, yani şu pozitif sayıları logaritmik scale'e çekip bir de 1 ekliyorum. Neden 1 ekliyorum? Logaritma 0 gelirse sonsuz olacak. O yüzden logaritma 0 gelmemesi için artı 1 yapıyorum. Yani çok fazla etkilemiyor benim görselleştirme sonucumu. Aynı şekilde negatifler için de aynısını yapıyorum. Ve scatter plotu çiziyorum. Bir de annotate kullanarak her bir data noktasına, data noktasının hangi emojiyi ya da kelimeyi ifade ettiğini de ekrana bastırdığımda bana böyle çok güzel bir görüntü çıkıyor. Mesela ağlayan suratı negatif tarafta çok yukarıda görüyorsunuz. Gülen suratı da pozitif tarafta, çok sağ tarafta görüyorsunuz. Yani bu işte bizim veri kümemizde işimize yarayabilecek bazı kelimelerin çok güzel ortaya koymuş oluyor. Onur, evet, hani Word Cloud çok tatlı olur. Zannediyorum Word Cloud ileriki haftaların konuları içerisinde vardır diye düşünüyorum. Peki. Bu da bu notebook'un sonu. Bizim için hazırlanmış bir notebook. Bizim kod yazmamıza gerek bıraktırmayan bir notebook. O yüzden siz de çalışırken sadece inceleyebilirsiniz. Notebook'la alakalı soru sormak isteyen var mı? Eğer yoksa o zaman artık bence lojistik regresyona giriş yapacak mıyız? Evet, lojistik regresyona şu anda bir giriş yapacağız. Şimdi burada tekrar bir lojistik regresyonun nasıl çalıştığı anlatılmış. Hani bu genel şu anda supervised learning framework'ünü görüyorsunuz. Şimdi sigmoid fonksiyonundan bahsetmeden lojistik regresyonu anlatamıyoruz. Çünkü zaten hatta buna aynı zamanda lojistik fonksiyon da deniyor. Yani lojistik regresyon için o kadar önemli bir fonksiyon. Onsuz olmuyor. Şimdi elimizde şu gördüğünüz XI olarak gördüğünüz şey bir data noktası. Yani bizim bir tane tweetimiz. Biz o tweet'i theta transpose dediği, yani theta'larımız, hatırlayın, theta'larımız bizim parametrelerimiz. Şimdi bu parametreleri theta 0, theta 1, theta 2 gibi düşünmeyin. Parametreleri de bir vektör olarak düşünün. Yani bir parametre vektörümüz var, theta. 3 boyutlu mesela bizim bu örneğimizde. Theta transpose x ne demek? Hani theta vektörünün transpozunu alıp x vektörüyle, yani benim tweetimin future extract edilmiş sayısal ifadesiyle çarpımı ne demek? Yani aslında bu, hani bias terimini de katarsanız, hani direkt lojistik regresyonun theta 0 artı
teta 1 çarpı x1 artı teta 2 çarpı x2 şeyine geliyor, denk düşüyor. Yani şu gördüğünüz eksiği de negatifi de katmayın. Şu gördüğünüz ifade aslında lojistik regresyonun prediction function'ı, tahmin fonksiyonu. Hani datayı aldınız, data vektörünü aldınız, parametre vektörünün transpozuyla çarptınız. Şimdi bu ifadeyi, bu ifadenin başına eksi koyup, sonra bunu e üzeri şeklinde ifade edip, bir de şu 1 bölü ve 1 artıyı koyarsanız, buna sigmoid fonksiyonu diyoruz. Aslında şöyle çizersem, yani güzel çizemeyeceğim ama, eğer z eşittir teta, çok kötü çiziyorum ama anlıyorsunuz, teta transpoz x i dersek şu şekilde, yani bu zaten lojistik regresyonun tahmin fonksiyonu. O zaman sigmoid şöyle bir şey oluyor. 1 bölü 1 artı e üzeri eksi z oluyor. Şu şekilde. Şimdi sağdaki figüre bakacak olursak, sigmoid z'nin hangi değerlerine göre hangi şeyi veriyor? Yani hangi çıktıyı veriyor? Z kaç olursa bu sigmoid fonksiyonunun sonucu kaç olur? Şu h'ın sonucu kaç olur? Burada çok büyük ve çok küçük sayıları düşünmek faydalı oluyor. Ama önce en basit case'e bakalım. Z'nin sıfır olduğu case'e bakalım. Z'yi sıfır yaparsanız e üzeri sıfırdan şurası 1 geliyor. 1 bölü 1 artı 1, 1 bölü 2. Yani z sıfır olduğunda, nereye yazayım? Şuraya yazayım. Z ve h diyelim şuraya. Z sıfır olduğunda h 1 bölü 2 oluyor. Yani sigmoid bana 1 bölü 2 sonucunu veriyor. Z'nin çok büyük olduğunu düşünelim. Z böyle 1 milyar falan olsun. E üzeri eksi 1 milyar ne demek? Yani 1 bölü e üzeri 1 milyar demek. O da mesela çok 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 küçük bir sayıya denk düşüyor. Yani 1 bölü 1 artı çok 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 küçük bir sayı olmuş oluyor burası. Hani 10 üzeri belki şey e üzeri diyelim daha doğrusu. Hani e üzeri eksi 50 falan oluyor belki yani. Hani çok küçük çok küçük bir sayı oluyor burası. O zaman ne oluyor? Sigmoid bize z çok büyük sayı olduğunda bunu artıyla ifade ediyorum. 1'e yaklaştırıyor alınan değeri. Tam tersini düşünürsek z çok çok küçük. Hani eksi sonsuza çok yakın bir sayı olsun. O zaman da burası 1 bölü 1 artı e üzeri çok büyük bir sayı oluyor. O da bu ifadeyi sıfıra fazlasıyla yaklaştırıyor. O zaman aslında bu sigmoid fonksiyonunun ya da lojistik fonksiyonun yaptığı şey ne? Bildiğimiz hani klasik regresyonun verdiği sonucu, bize verdiği sonucu sıfırla bir arasına çekmek. Neden sıfırla bir arasına çekiyor? Bunun da sebeplerine biraz geleceğiz ama kısaca bahsedecek olursam, şimdi biz burada çıktığımızın bir olasılık olmasını istiyoruz. Yani lojistik regresyon bana bu tweet'in pozitif ya da negatif olduğuna dair bir olasılık, yani sıfırla bir arasında bir sayı versin istiyoruz aslında. Mesela bir burada genelde hani %100 çıktısını verse, bir çıktısını verse model, hani bu genelde hani pozitif, bunun bir pozitif tweet olduğunu ifade edecek. Sıfır çıktısını verirse de bunun bize negatif tweet olduğunu ifade edecek. O yüzden de burada yapılan çizimde aslında şu z'nin değerine bağlı olarak, ben şu teta transpoz x'a z dedim. Z'nin değerine bağlı olarak z eğer sıfırdan büyük ya da eşit olursa tweetimiz pozitif tweet anlamına geliyor. Eğer z sıfırdan küçük olursa tweetimiz negatif tweet anlamına gelecek. Bunun da aslında sonucunu sigmoid belirleyecek. Yani sigmoidin sonucu 1 bölü 2'den küçükse bu tweete negatif diyeceğiz. 1 bölü 2'ye eşit ya da 1 bölü 2'den büyükse bu tweete pozitif diyeceğiz. Sigmoid'in yaptığı şey bu. Aklınızda bir sürü soru olabilir. Hani neden, mesela biz nereden, nasıl geldik şimdi bu olasılık dağılımına? Hani neden mesela sigmoid bana sıfırla bir arasına
Sıfır. Evet. Ya Atılberk de bu arada chatten teşekkürler şey yapıyor. Sigmoid konusunda ekstra bilgiler veriyor. Teta parametreleri weight'ler oluyor. Sigmoid'de aktivasyon fonksiyonu oluyor doğru ama bunlar aslında hani neural network kontekstinde. Yani henüz neural network'lere geçmedik. Hani şu an şey gibi düşünün. Klasik machine learning yani 60'ların şu an 60'larda falanız. Yani lojistik regresyon tam olarak ne zaman propose edildi bilmiyorum ama oldukça eski olsa gerek yani hani 60'lar diyerek abartmış olabilirim ama bir 70'leri vardır yani en azından. Şu anda klasik machine learning'deyiz. Hani tetalara parametre diyoruz. 1956 emin. Ha 1956 olabilir aslında. Olabilir, olabilir, olabilir. Yani burada hani isim olarak ya yani notasyon olarak tetalara weight değil parametre diyoruz. Sigmoid'e de hani aktivasyon fonksiyonu değil hani lojistik fonksiyon ya da sigmoid direkt sigmoid fonksiyonu diyoruz. Ama neural network'lerle analoji yaparsanız aslında evet hani weight'lere ve aktivasyon fonksiyonlarından birine denk geliyor. Peki bunun nasıl olasılığı temsil ettiğini biraz daha detaylı olarak anlatacağım. Hani çok da detaya girmeyeceğim ama aslında olay maximum likelihood estimation dediğimiz bir şeyden geliyor. Onun dediğim gibi çok detayına girmeden bu cost function'ı anlatırken ondan bahsedeceğim. Şimdi sorunuz yoksa devam ediyorum. Yani sigmoid fonksiyonunu ve ne işe yaradığını anladıysak devam ediyorum. Harika. Her şey yolunda görünüyor. Peki. Şimdi burada mesela bir model, işte bir tane tweet örneği, bir tane de theta örneği. Yani tweetimiz mesela bu Andrew Ng ile alakalı atılan tweet. İşte Turing'e Great AI Model demiş. Bu tweet şeyden geçtiğinde, pre-process aşamalarından geçtiğinde bu hale gelmiş. Şu gördüğünüz hale gelmiş. Sonra x'i ve theta'yı alıp bu tweet için çarptığımız zaman hani bu parametre, bunu şey gibi düşünün. Bir lojistik regresyon modeli train edilmiş ve bu parametreler öğrenilmiş oradan. Hani bu benim optimal bir modelim mesela. Ben bu tweet'i yani içindeki kelimelerin 3476 defa pozitif kontekste, 245 defa negatif kontekste geçtiği bu tweet'i alıp theta transpozla çarptığım zaman elde ettiğim değer 4.92 gibi bir değer oluyor. Ve 4.92 de bana aslında bu tweet'in pozitif bir tweet olduğunu söylüyor. Çünkü sigmoid'in yukarısında yani sigmoid ile 0 ile 1 arasındaki değerin 1'e oldukça yakın bir yerine şey olmuş oluyor. Denk düşmüş oluyor. Şimdi burada training dediğimiz şey, şimdi modeli eğitmek dediğimiz şey ne demek? Burada ondan şimdi bahsedeceğiz. Aslında neyse çok ileriden şey yapmayayım. Şimdi modeli eğitmek demek şu demek. Lojistik regresyon modelini eğitirken bizim amacımız tetaları öğrenmek, doğru tetaları öğrenmek. Elimizde veri var. Elimizde o verinin etiketleri var. Dolayısıyla hani ben öyle genel bir model öğrenmek, öyle genel tetalar öğrenmek istiyorum ki ben X olarak yani tweet olarak ne verirsem vereyim bana en doğru şekilde o tweet'in pozitif mi negatif mi olduğunu söylesin. Yani en doğru şekilde bu sınıflandırmayı yapsın istiyorum. Şimdi bunun yöntemi şöyle oluyor. Theta 1 ve Theta 2'yi rastgele bir yerden başlatıyorsunuz. Genelde sıfıra yakın yerlerden ama rastgele hani random initialization deniyor buna. Rastgele şekilde initialize edip değerler verip başlıyorsunuz. Başta hatanız çok yüksek çıkıyor. Bakın şu noktaya, şu nokta Theta 1, Theta 2 çizimindeki, plotundaki şu nokta random başladığınız noktaya denk geliyor. Aynı şekilde şu noktada o başladığınız noktadaki hata oldukça yüksek. Ya çünkü rastgele bir yerden başladınız. Bir tweet için theta çarpı x'e bakıyorsunuz. O değer olması gerekenden alakasız saçma bir değer geliyor. Ama sizin hani mesela etiketin normalde pozitif olması lazım ama sizin model ona negatif diyor. O yüzden hata, cost çok yüksek çıkıyor.
Training dediğimiz şey modeli adım adım iyileştirmek oluyor. Hani machine learning'in olayı aslında yani. Veriyi her seferinde, her bir iterasyonda veriyi modele gösteriyorsunuz. Model size belli başlı bazı çıktılar veriyor. O çıktılar sizin olması gereken çıktılarınıza, yani etiketlerinize ne kadar yakın diye bakıyorsunuz. Eğer çok uzaksa kostunuz çok yüksek oluyor, hatanız. O yüzden bu parametreleri büyük sayılarda, büyük ölçülerde güncellemeniz gerekiyor. Nasıl olduğuna geleceğiz onun. Şimdilik magic olarak kalsın. Sonra adım adım hatayı azalta azalta burada ikinci adımda parametreleri biraz daha değiştiriyorsunuz. Üçüncü adımda biraz daha değiştiriyorsunuz. Hatanız biraz daha azalıyor. Dördüncü adımda biraz daha hatanız biraz daha azalıyor. En son optimal noktaya geliyorsunuz. Yani hatayı daha fazla azaltamadığınız o güzel noktaya geliyorsunuz ve hata artık hani sıfıra yaklaşıyor ve ideal case'de tabii ki daha fazla azalmamaya başlıyor. Bu yönteme stokastik gradient descent optimization yöntemi diyoruz. Hani sadece neural network'lerde kullanıldığı zannedilir ama aslında birçok machine learning algoritmasında kullanılır çünkü temelde bir optimizasyon algoritması. Ya yani bu da zaten bir optimizasyon problemi. Bizim elimizde bir cost var, bir hata var. Biz onu olabildiğince minimize etmeye çalışıyoruz. Gökçe'nin sorusu var. Alalım Gökçe. Ben ya buradaki soldaki görseli niye böyle çizilmiş onu çok anlamadım. Yani teteler sıfıra yaklaştıkça sanki hep Yani sıfıra iniyor gibi. temsili bir görsel gibi. Mesela burada Teta 1 ve Teta 2'nin değerleri sıfıra çok yakın olarak verilmiş. Hani Teta 1 ve Teta 2'yi ben böyle uzaklarda bir yerden başlatıyorum. Hani neden sıfıra yakının aslında çok bir O şeyi yok. yuvarlan merkezi farklı bir yerde de olabilirdi sanırım yani. Evet. Aynen. Sadece hani örnek için böyle bir görsel yapmışlar. Aslında bu görselden çıkarmamız gereken şey kıssadan ise hani bizim optimal noktaya adım adım ve yavaş yavaş gidiyor olmamız. İterasyon iterasyon gidiyor olmamız. Burada da zaten genel training görüntüsünü, resmini böyle karşınızda görüyorsunuz. Öğrenme demek tetaları güncellemek demek. Yani machine learning'in learning'i bu parametreleri güncellemekten geliyor ve en optimal hani bize istediğimiz sonucu en iyi şekilde verecek olan tetaları, parametreleri bulmaktan geliyor. Initialize parameters, yani parametreleri initialize ettiniz. Rastgele değerler atadınız. Sonra elinizdeki datayla ve o çok pardon. Rastgele atadığınız, rastgele tanımladığınız değerleri olan parametrelerden faydalanarak bir çıktı alıyorsunuz. Burada H sıfırla bir arasında bir değer. Buna classify ya da predict deniliyor mesela. Yani siz bir resmi, bir tweet'i aldınız, o tweet'i classify ettiniz. Doğru ya da yanlış fark etmez. Sıfırla bir arasında bir değer aldınız. Sonra get gradient dediği, şimdi hata fonksiyonunu minimize edebilmek için bir direction'a ihtiyacınız var, bir yöne ihtiyacınız var. Bu yönü de size çok basit bir şekilde aslında hata fonksiyonunun türevi veriyor. Yani hata fonksiyonunun türevini aldığınızda o fonksiyonun değerini arttırmak ya da azaltmak için gitmeniz gereken yönü ve gitmeniz gereken magnitude'u da, yani hem magnitude'u hem direction'ı elde etmiş oluyorsunuz. Buna geleceğiz, bunun hesaplanmasına geleceğiz. Burada bu yönü, yani o update'leri doğru şekilde yapacağım yönü hesaplayan gradient'ı hesaplıyorum. Sonra da parametreleri bu gradient'a bağlı olarak gradient'ın negatifini alıp bir de bu alfa parametresi dediğimiz learning rate, buna geleceğiz. Bu da öğrenmenin küçük küçük adımlarla gerçekleşmesini sağlayan bir parametre. Yani gidip tetaları, parametreleri hani çat diye komple güncellemiyorsunuz. O gradyanın değerini biraz küçültüp, yani küçük küçük adımlarla güncelliyorsunuz. Bunun da sebeplerinden bahsedeceğim. Update yaptınız, sonra loss'a baktınız. Yani hatanıza baktınız. Sonra hatayı mesela report edersiniz. Hata minimize olana kadar, yani sizin
hatayı indirebildiğiniz kadar indirdiğinizde de şuradaki until good enough onu ifade ediyor. Hatayı indirebildiğiniz kadar indirene kadar bu işleme devam edersiniz. Buna işte stochastic gradient descent optimizasyon yöntemi deniyor. Buradaki hash lojistik regresyonu ifade ediyor. Buradaki hash'ı çıkarıp bunun yerine bir neural network koyabilirsiniz. Bunun yerine başka şeyler koyabilirsiniz. Ama optimizasyon yöntemi en azından bu örnekte değişmiyor. Stochastic gradient descent oluyor. Okey. Şimdi testing kısmına geçmeden önce bir notebook'umuz daha var mı? Var. Evet. Şimdi son notebook'a geçeceğiz. Daha doğrusu assignment öncesi son notebook'a geçeceğiz. Notlarınızdaki, yani sizin GitHub reposundaki 03 notebook'unu açabilirsiniz. Şimdi Visualizing Tweets and the Logistic Regression Model. Bu yine bizim yapacak bir şeyimiz olmadığı, yine bize verilmiş bir notebook. Sadece bakıp biraz incelememiz ve hani neler döndüğünü daha iyi anlayabilmemiz için hazırlanmış. Visualize edip, yani bu lojistik regresyon modelini görselleştirip yorumlamamız için hazırlanmış. Tweetleri bir scatter plotta göstereceğiz. Yani görselleştireceğiz. Bu sefer sanıyorum ki kelimeleri değil, direkt tweetlerin reprezentasyonlarını göreceğiz. Sonra da lojistik regresyon modelinin çıktılarını bir çizgi olarak, yani o aslında pozitif örneklerle negatif örneklere ayıran çizgiyi ekranda görmeye çalışacağız. Bunun için çalıştırmaya başlayalım. Gerekli importlarımızı yapalım. Dataset'i yükleme kısmını aldım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Şimdi tweetler ve label'lar önceki notebook'la aynı şekilde oluşturuluyor. Pozitif ve negatiflerin toplamını alıp NumPy ones ve NumPy zeros'la etiketlerini de oluşturuyorum. Burada bir şey yapıyorum. Burada split the data into two pieces, one for training, one for testing ya da validation. Şimdi burada elimdeki data sınırlı olduğu için bu datanın bir kısmını modeli eğitmek için kullanacağım. Bir kısmını da test etmek için kullanacağım. Hani kesin bir kural olmamakla birlikte, hani burada rule of thumb genelde %20'sini, hani verinin %20'sini mesela eğitim için %80'ini eğitim için, %20'sini test için ya da işte %90'ını eğitim için, %10'unu test için kullanmak gibi hani rule of thumb'lar var. Ama burada hiçbir şekilde hani kesin net doğru bir cevap yok. Onu söyleyeyim. Burada mesela datayı, pozitif ve negatifleri 4000'e kadar olanını almış. Yani ilk 4000'ini training set olarak, pozitiflerin ilk 4000'ini training set olarak, negatiflerin de ilk 4000'ini training set olarak almış. Toplamda 8000 tweet'ten oluşan bir training set yaratmış. Bu şimdilik cepte dursun. Assignment'ta test seti de yaratacağız. Yani test setinde nasıl yaratıldığını göreceğiz. Burada lojistik future'ları hazır bir şeyden okuyor. Yani burada future çıkarmayla kod içerisinde uğraşmayıp direkt pandas'ın read.js ve fonksiyonunu kullanarak dosyadan çıkartıyor. Eğer şeyi indirdiyseniz GitHub reposunu indirdiyseniz burada mevcut. Logisticfutures.csv dosyası burada var. Yani bu hücreyi çalıştırdığınızda hata almamanız gerek. Şu an burada İşte her bir tweet için pozitif negatif sayılarını, işte bias her zaman bir duygu, yani sentiment'ta pozitif olduğunu görüyorsunuz. Data head on dediğiniz zaman ilk 10 entry'yi ekrana bastırmış oluyor. Tail yaparsanız son 10 entry'yi ekrana basacak. Burada da negatif
şeyleri görüyorsunuz. Negatif tweetleri görüyorsunuz. Peki. Burada Pandas daha önce kullandıysanız aşinasınızdır. Daha önce kullanmadıysanız sizin için küçük bir detay olacak burası. Pandas verileri bir data frame veri tipinde tutar. Burada Pandas'ın data frame'inden kurtulup bunları NumPy array'e çevirmek için bias, pozitif ve negatif sütunlarını alıp, yani şu ilk 3 sütunu alıp nokta values dediğiniz zaman burada x artık bu sütunlardaki ve satırlardaki değerlerden oluşan 3 boyutlu bir matris haline geliyor. Bir NumPy matrisi haline geliyor. Y de burada direkt olarak şeyi alıyorsunuz. Yani etiketler zaten burada sentiment, yani duygunun altında olduğu için data sentiment nokta values dediğiniz zaman da etiketleri almış oluyorsunuz. Bu şekilde. X bakın 8000'e 3'lük bir NumPy matrisi. 8000 tane tweetim var. 4000'i pozitif, 4000'i negatif. 3 tane boyutum var. Bir tanesi bias için, bir tanesi pozitif frekanslar için, bir tanesi negatif frekanslar için. Y'nin shape'i ne olacak? Y'nin shape'i 8000. 8000 tane, yani 4000 tane 1 var, 4000 tane 0 var Y'de de. Mesela burada lojistik regresyonun içine hani hiç girmeyip, hani uğraşmayıp, işte hazır eğitilmiş bir lojistik regresyon modeli bize veriyor. Bakın, hazır eğitilmiş model ne demek? Yani bize aslında 3 tane teta değeri veriyor. Teta 0, teta 1, teta 2. Yani bunlar normalde bizim hani random initialize edip stochastic gradient descent yöntemiyle adım adım öğrendiğimiz parametreler. Ama hani bunlar yani daha önce öğrenilmiş. Bu parametreler daha önce öğrenilmiş. Bizimle bu modelin parametreleri paylaşılıyor. Yani biz elimizdeki bu tweetleri sadece bu theta'nın transpozuyla çarpacağız. Ve bize hani mantıklı sonuçlar vermesini bekleyeceğiz. Hani pozitif tweet için pozitif, negatif için negatif sonuçlar vermesini bekleyeceğiz. Burada bir ufak not düşebilir miyim? Tabii ki. Dikkat ediyorsanız, yani logistic regression nasıl çalıştığını da bir yandan hatırlarsak, bias'ın oldukça küçük ve diğer theta 1 ve theta 2'nin birbirine çok yakın iki değer olduğunu görüyoruz. Bu da bizim aslında ilk başta tartıştığımız neden şey yapmıyoruz, aynı değil mi argümanın aslında biraz destekliyor işte. Pozitifleri sayalım, negatifleri sayalım, büyüktür, küçüktür diyelim, geçelim gibi bir şey. Ama birebir aynı da değil. Çünkü bize data diyor ki aslında hani belki negatif sentiment içeren cümleler belki bir tık daha uzun ya da negatif sentiment içeren çok daha fazla kelime yok. Daha çeşitli bir kelime dağarcığı yok bu da veri setinde. Dolayısıyla o sayılar biraz daha yüksek kalmak zorunda kalıyor gibi bir aslında şey de çıkarabiliyor. Yani üzerine düşünecek başka bir konuda çıkarıyor. Güzel, güzel. Yani rule-based sistemden tabii ki doğal olarak hani böyle bir farkı oluyor. Yani hani orada hani bakıp direkt göremediğimiz, zaten machine learning'in olayı hani dataya bakıp göremediğiniz insan gözüyle görünmeyen patternları, hani pattern recognition da deniyor biliyorsunuz yani. O patternları bu algoritmaların yakalayabilmesi aslında. Teşekkürler. Şimdi sample'ları, yani elimizdeki tweet'leri bir scatter plot'ta bastıracağız. Nasıl yapacağız? Bias değerlerini kullanmayacağız. Hani pozitif ve negatif toplamları olarak, yani o pozitif negatif samları olarak bastıracağız. Ve aynı zamanda renk de atayacağız. Yani negatif olanlara kırmızı, pozitif olanlara yeşil rengini atayacağız. Burada skala olarak böyle hani biraz görünmesi zor. Belki bunun size'ını arttırmak, düşürmek gerekiyordur ama şimdi neyse. Aslında burada baktığınız zaman hani datanın hiç de fena dağılmadığını görebiliyorsunuz. Yani pozitif sample'lar yeşil, negatif sample'lar kırmızı. Sanki şöyle hani bir büyüteçle buraya baksak, hani şuradan şöyle bir çizgiyi çekseniz sanki böyle zaten bayağı bir pozitif ve negatif şeyi ayıracaksınız gibi görünüyor. Yani aslında problem ya da veri kümesi
aslında çok da karmaşık bir veri kümesi olmayabilir. Yani buradan bunu anlamış oluyoruz. Hani görece basit bir problemi çözmeye çalışıyoruz. Hani neredeyse işte hani lineer bir model neredeyse bütün tweetleri ayırabilecek durumda gibi görebiliyoruz. Şimdi gelin böyle deyince Andrew Wenge gibi hissettim. Şimdi gelin işte şeye bakalım, bunun modeline bakalım diye. Ay nasıl bir yakıştırma bu? Erhan'ın sorusu var. Ben X ve Y eksenlerini merak ettim. Bunlar miktarlarını mı gösteriyor? X yani ekseni. Yani şimdi her bir nokta bir tweet. X eksenine karşılık gelen o tweetin bu pozitif frekans toplamları. Yani o tweetin içinde geçen tokenların pozitif diğer tweetler içinde kaç defa geçtiğinin toplamı. Hani ilk o 3 boyutlu future'larımızdan geliyor. Y ekseni de negatiflerin toplamı. Dolayısıyla pozitiflere baktığınız zaman Y ekseninde çok aşağıdalar. Negatiflere baktığımız zaman Y ekseninde böyle yükseliyorlar. Hani negatif şeyler daha yüksek olduğu için. Mesela uç durumlar 15.000 adetlik negatif ve pozitifler var. Bu bir tweet içerisinde 15.000 adet geçtiği anlamına gelmiyor değil mi? Yok, tweet içerisinde geçen kelimenin ya da token'ın yani kelimenin, emoji de olabilir. Diğer negatif tweetler içinde çok fazla geçtiğini çok ifade ediyor. Yani mesela şu en yukarıdaki tweet muhtemelen o kadar kötü bir tweet ki, o kadar negatif bir tweet ki yani içinde böyle ağlayan surat da geçiyor. I hate falan geçiyor. Yani böyle hani o kadar negatif kelimeler geçiyor olmalı ki ta şurada hani böyle çok outlier olarak durmuş yani. Hani hangi tweet olduğunu gösterebilmek isterdim yani. Hani tam aksine hani şu sağ altta, en altta gördüğünüz tweette hani o kadar pozitif bir tweet olmalı ki içerisindeki kelimelerin diğer pozitif tweetlerde geçme toplamı 20.000'i geçmiş. Anladım. Yani verilerin yoğunlaşması sıklığını göstermiyor. Tam tersine verilerin seyrekliği sıklığını gösteriyor aslında. Gibi düşünebiliriz. Hani evet olabilir. Aslında hani bunu da NumPy bir denemek istiyorum hızlıca. Hani aslında bunun da bir logaritmasını alıp bir ekleyip logaritmalarını alsak acaba bu plot logaritmik scale'de daha güzel çıkar mı? İlginç. Sıfırlar. Yani aslında logaritmik scale'de de böyle çok güzel bir yani şuradan alıp şöyle bir çizgi çekseniz hani ressam gibi oldu. Şöyle bir çizgi çekseniz böyle pozitif negatif tweetleri ayırabiliyorsunuz gibi görünüyor. Güzel. Peki. Tekrar geri alayım. Orijinalliğini bozmayayım. Peki. Şimdi bu scatter plot'un üstüne bir de modeli ekleyeceğiz. Burada birazcık matematiksel detay var. Şimdi modeli çizebilmek için benim elimde modelin tetaları var. Tetalarla x'leri çarptığım zaman bana hani bu modelin nasıl sonuçlar vereceği, hani modelin verdiği sonuçlar çıkıyor. Ama bunu böyle bir line gibi çizebilmem için theta x eşit 0 denklemini çözmem gerekiyor. Yani aslında şey hani bağımsız değişkenlere bağlı olarak denklem çözme hani liseden ya da şeydeki kalkülüsten, üniversitedeki kalkülüsten hatırlayabileceğimiz bir şey. Yani burada şurada onun derivasyonu yapılmış. Hani theta 0 artı theta 1 çarpı pos artı theta 2 çarpı nek. Yani burada datamız 1 pozitif ve negatif şeklinde 3 boyuttan oluşuyor. Theta 0 ile 1'i çarpıyorum. Theta 1 ile pozitifleri, theta 2 ile negatifleri çarpıp 0'a eşitliyorum. Bunu 0'a eşitlediğim zaman da işte negatif eşittir. Şu şekilde bir şey çıkıyor. Hani buradan negatife göre yani bu negatif independent variable'ına göre bunu çözmüş oluyorum. Şu şekilde. Bir de burada plot ederken direction'ı da basıyor. Hani pozitif yöne giden direction'la negatif yöne giden direction'a da bakmak istiyor. Bunu da pozitif çarpı theta 2 bölü theta 1'den hesaplıyor. Burada yaptığı tek şey o hesaplamalar için iki fonksiyon oluşturmak.
Theta parametreleri ve tweetleri alıyor. Burada da parametreleri ve tweetleri alıyor. Çalıştırdık. Sonra da burada en son şu kısımda tekrar aynı plotu çiziyor. Scatter plotu çiziyor tweetlerin olduğu. Şu kısımda da o çizgiyi çiziyor. Bunu çalıştırırsak en güzel göreceğiz. Name theta not defined. Şeyi çalıştırmamışım. Theta'ların olduğu hücreyi çalıştırmamışım. Yes. Şimdi burada böyle baktığınız zaman modelin hani sıfıra eşit olduğu, yani theta çarpı x'in sıfıra eşit olduğu o sigmoidi, hani 1 bölü 2'den ayıran noktayı hatırlıyor musunuz? Hani sigmoidde 1 bölü 2'den küçük olan şeyler negatif, 1 bölü 2'den büyük olan şeyler pozitif demiştik. İşte şu kısım o sigmoidin 0,5'ten büyük olduğu, şu kısımda sigmoidin 0,5'ten küçük olduğu kısmı ifade ediyor. Yani lojistik regresyon modelini, bu lineer modeli burada bu şekilde çizmiş oluyoruz. Sorusu, yani bu hani sıra itibariyle hani cost function'a bile daha girmemişken hani bunu görmek enteresan. Hani ben olsam, bu dersi ben tasarlamış olsam muhtemelen hani önce cost function'ı falan da anlatırdım. En son belki visualize ederdim. Ama hani belki bilmiyorum, bu da belki daha iyidir yani.